Bilgisayar dostlar, hepiniz Kontraband Polis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 23, artık kötü taraftayız. Kötü tarafında ikinci olayına geldik. Çoktan araştırdım, katil zaten biliyorduk. O sebepten ötürü direkt buradan başlatmak istedim. Vakit kaybetmeyelim diye. Siz de vakit kaybetmeden hemencik videoyu beğenirseniz harika olur. Timurcuğum, sen suçlusun. Tamam, onu ben öldürdüm ama hiç de acımıyorum ona. O bildiğin muhbir, böyle şey çocuklarının yüzünden karım ve birçok masum insan hapiste. Bayağı isyanların yağdırıyor. Bu bölümde belki de tamamen de bitirebilirim arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Zaten buradaki hikayeyi biliyoruz, isyan ediyor karşı tarafta. Biz de bunun tarafında olduğumuz için ne yapacağız? Bunu gizleyeceğiz. Ne? Beni serbest mi bırakıyorsun? Kanlı yumruk seni unutmayacak. Biz de kanlı yumruktanız hocam. Haber yok herhalde. Tarafından sunulan deliller açıkça cinayetin faili gösteriliyor. Çavuş Bykov, temizlikçiye kelepçelerden gözü yaşlı olan şahıs... Ne alaka? Gözü yaşlı olan şahıs niye ifade etti? Anladık zaten, biliyoruz temizlikçi olduğunu. Kararını etkilemeye çalışıyor. Uzun ve ağır bir ceza onu bekliyor ama isyanın menfaati için bunun gerekli olduğunu biliyorsun diyor. Masum insanı hapse attık ne yazık ki. 800 dolar, kanlı yumruk tarafındayız yine. Bir sonraki aşamaya geçtim. Buradaki aşama birazcık daha kritik. Bundan önce bu arada şeyi içeri attım. Bu barda kavga çıkıyor da birisi birisini katlediyor falan, hatırlarsanız. Bıçağını bulmuştuk falan. Oradaki çok daha basit olduğu için orayı es geçtim ama buradaki önemli Piotr Kavka. Tam zamanda geldin. Oberonkov'un haydutları beni kanlı yumruğa teslim etmek istet diyor ki devletten yana bir adam. Biz de kanlı yumruktayız bu sefer. Adı Piotr Kavka, İçişler Bakanı'nın asistanı. İsyancılar bir süredir beni arıyorlar. Saklandıkları mekanlara yapılan saldırıların ayrıntılarını bildiğimi biliyorlar diyor. Çabuk çöz beni ve buradan gidelim, birazdan burada olurlar diyor. Daha öncekini de alıp götürmüştük, kurtarmıştık bu adamı ama bu sefer tam tersi. Bu adam artık ne yapıyorsun be aptal, beni bırakma burada. Gidiyor muyum? Sadece gidiyorum, göz yumuyorum. Binadan çıkarken politikacıların yalvaran çığlıklarını hala duyuyorsun politikacının. Durumu şaşıran isyancılar değerli bir memuru alıyor ve hızla otelden ayrılıyorlar. Raporunda Oberankov'un adamlarıyla bir çatışma anlatıyorsun ama Kafka'nın kaçırılmasını kasten gizliyorsun. Adamı getirmişler. Önemli. Burası önemli arkadaşlar. La git artık git. Hazır kayıttayız, şunu da göstereyim. Her gün bunu çağırmaya çalışıyorum da. Şimdi gün bitsin çabucak, mahkumlar götürmek istiyorum. 8 tane mahkum biriktirdim, onu da test edeceğim diye. Onu da çağırmam lazım çünkü. Ama şu an bilmiyorum, aynı anda öbür Vlad olduğu için mi şunu çağıramıyorum. O yüzden çabucak giderse çağırmak istiyorum. Burada 8'de 8 oldu artık, yer kalmadı hücrede yani. Şuraya bak. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? Bayağı malzeme toplandı. Gerçi bir tur götürdüm. 1000 dolara aşkın kaçak mal götürdüm. Şimdi bunları götüreceğim asıl ama kendim değil. Yine destek çağıracağım. Alsınlar, götürsünler. 500 dolar ücret ödeyeceğim. Kişi başı galiba 200 dolar falan verecekler. 8'de zaten 1600. Yani nereden baksan 900 dolar cebime kar. Şunları da göstereyim bu arada. Beni geçirir misin? İşte acelem var, eşim hamile, bilmem işimle ne olacağım diyenler de geçirdikçe onlardan da güzel mektup geliyor. Fotoğraflı haliyle bile geliyor. Kimler para sıkıştırdın söylemiştim. Geçimime izin verdiğin için teşekkürler kız kardeşim. Şu anda hastanede ve durumu şimdilik stabil. Hayati tehlikesi bulunduğunu öğrendiğimde dehşete kapıldım. Eğer beni geri çevirseydin ne yapardım bilmiyorum. Size sonsuza kadar minnettarım yazmış Orest Smitov. Böyle mektuplar geliyor. Ertesi gün haberiniz olsun. Bunu da görmüş olduğunuz bahaneyle kaydı açmam iyi oldu. Her şeyi göstermiş oldum çünkü. Şimdi gelelim şu telefonla. Şu desteği bir çağıralım arkadaş. Gelsin. 500 dolara araç geldi. Aynı araç geliyor lan. Bir büyüğü falan. Yok, aynı değil. Vay, bundan geliyor. Güzel. Nasılsın kardeş? Bütün kaçak mallar naklet. Aa, hepsini de alıyor. Oo, bak bunu bilmiyordum. Bütün mahkumları naklet. Oy, 2158 dolar. 8 mahkum. Oy oy oy.
Bir sonraki önemli aşama dostlar. Grigori Belov'u bulduk. Yoldaş beni nasıl buldun? Oberankov'un adamları burada bana işkence yaptı ama silahlarını ele geçirmeyi başardım. Oberankov'un çetesi kanlı yumruk ile işbirliği yaptığına dair kanıtlarım var. Soyadlarını ve buluşma yerlerini öğrendim. Bir sonraki eylemlerin ne olacağını biliyorum diyor. Kalkmama yardım et diyor. Şimdi tekrardan burada tabii ki de bırak diyeceğiz. Yardım etmeyeceğiz. Öldüreceğiz falan mı acaba? Hastaneye yetişmesi lazım. Herhalde kanlı kanlı bıraktık yani. Yetiştirmedik hastane. Yok artık. Belo tarafından toplanan bilgiler Asilerin planlarını bozabileceğini bilerek ölmekte olan dedektifin işini bitirmeye karar veriyorsun. Abo ilk defa elimizi kirletiyoruz. Verdiğin ipuçlara dayanarak polis Karikatka ormanlarını arama yapıyor. Kanlı yumruğun Oberankov ile çetesiyle olan işbirliği tahmin edebileceğinin daha da derinlere indiği ortaya çıkıyor. Vay anasını sayın seyirciler. Böyle de beklemiyorum. Yani sıkabileceğimi de düşünmüyordum ama bir taraftan da acaba artık elini kirletecek mi bir noktada? Acaba o ne zaman olacak diye düşünüyordum. Buradaymış. Sanıyorum son iki aşama kaldı hikaye için. Hatta son bir de diyebiliriz. İşte mahkumu götürdüğümüz yer vardı. Arabayla yolda çatışa çatışa hatırlarsanız. Ondan sonra yolda gel bize katıl diyorlardı. Orada katıldığımızda ne oluyor onu göreceğiz. Artık oraya doğru gidiyoruz. Az kaldı. Bir tane burada örneğim var. Onu da göstereyim. Yoldaş komutan, sana denk geldiğim için çok şanslıydım. Malları tam anlamıyla son dakika teslim ettim. Artık yol kenarında bekleyen hanımlarla eğlenmemem gerektiğini öğrendim. Sen olmasaydın muhtemelen işimden olurdum. Adamsın. Ettiğin yardım için sana biraz para veriyorum diyerekten gördüğünüz gibi yardım ettiğim için parasını da göndermiş oldum. Sonunda bir noktaya gelebildim arkadaşlar. Kaçıncı saattir oynuyorum bilmiyorum ama iyi ki kaydı durdurmuşum. Bunlarla bir yüzleşelim. Burada galiba artık dönüm noktasına gidiyoruz. Anahtar rolü, evet. Önemli bir insan. Eğer boktan hayatını kurtarmak istiyorsan onu serbest bırak. Hayatımı kurtarmak istemiyor değilim. Hayatımı da kurtarırım. Siz de gerekirse haklarım ama mesele o değil. Karıştırma şimdi ortada. Doğru karar. Onsuz ne yapardık bilemiyorum. Bundan sonraki süreçte evet özgürlüğü yeniden kazanan Oberankov sana yumrukları ile saldırıyor. İsyancılar öfkeli gangsteri zar zor ayırıyorlar ve olay yerinden ayrılıyorlar. Bu mu lan başı gerçekten bunların? Gangstere bak sen. Yarı baygın olarak asfaltta yatarken uzaktan polis sirenlerinin tanıdık sesini duyuyorsun. Evet. Adam bizi bayıltmış. Zaten şoförü öldürüyorlar. Ve böyle devam ediyor. Parama bakın abi, parama bakın. Ha bu arada buradan bir mektup birini göndermişti. Ay yerim ya. Sayın Komutan Bey, dünkü kontrol esnasında bana gösterdiğiniz incelik için teşekkür ederim. Bu dünyada hala koca yürekli insanların olduğunu bilmek ne güzel. Mucizevi bir şekilde Peter ve Julia'yı buldum. Çocuklar sağ ve sağlık durumları da iyi. Zaten bir mülteci sığınma evinde birlikteyiz ve burada bizlere harika bakım sağlıyorlar. Gerçekten size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. En büyük saygılarımla Zion Gajda. Mr. Policeman diye beni çizmişler. Ay çok tatlı. Çok güzel. Şimdi şöyle anlatayım olayı. Ben aslında bugün videoyu bitirmeye çalışıyordum. Yani bir bölümde kötü polisi bitirmeye çalışıyordum. Bu çektiğim bölümde tabii ki de. Bundan önce kötü polisle alakalı iki video çektik diye hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam. Şayet. Neyse. Görevleri yapıyorum. Bitsin diyorum. Bitmiyor. Kaç saattir oyun oynuyorum bilmiyorum ama 5 saati rahat aşağı yukarı geçmişimdir. Saat şu anda 5.30. Ve bugün sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum. Kanalında algoritması bozulsun istemiyorum. Sonuçta her gün video atmaya çalışıyorum. Atamadığımda ertesi gün telafi ediyorum ama bugün de bir noktada video çıkarmak istediğim için artık bundan sonrasını böyle bağlayacağım dostlar. Haberiniz olsun. Yanlış anlamayın. Artık bir sonraki bölümde herhalde bitiriyor olacağım. Bir bakayım evrağını arkadaşım. Ne kadar çektim bilmiyorum. Kısa kısa önemli yerler çekmeye çalıştım. Her yere değil. O yüzden çok bir video şeyi de yoktur. Süresi de yoktur şu ana kadar elimde. Bu bölümle alakalı. Bundan sonra herhalde bugünü bitirsem yeter diye düşünüyorum. Öyle varsayıyorum. Bakalım. Şimdi ikinci oynanışım ve çoktan şey geldi. Ah yeter ya falan oldum. Bıkkınlık geldi. Yok değil. Çünkü bir noktadan sonra çeşit azalıyor. Ya da çeşit azalmadan ziyade şu sürekli olarak
her aracın gelişi, her araçta artık 18 tane farklı noktaya dikkat etmen gerektiği bir yerden sonra beynini yoruyor. İlk başlar çok eğlenceli. Saldırılar olduğumda böyle bir eğleniyorum. Birinin peşine koş, kaçakçının peşine düştüm de eğleniyorum ama şurada takılıp kalıyoruz böyle. Pasaport renklerini kontrol et falan da orada hoşuma gitmiyor. Bir de artık öyle bir duruma geldik ki gerçekten bu pasaporttan sıçıyorum paso. Yoksa mükemmel yapmaya çalışıyorum. Her neyse Acaristanlı 30 yaş üstü, pardon 30 yaş altı Acaristan vatandaşlarının ülkeye girişi izin verilmiyor. Üstünde problem yok. Buna dikkat edeceğiz. Yönetmelik bu. Yeni yönetmelik. Onun dışında burada yeni kaçakçılar da geldi. Bunlar da neymiş? Kırıkçam Acaristanlı mavi 51 yaş. Plakada böyle bir şey yok değil mi? Yok. Bunda yok. Ve konsümentoda problem olan birisi diyor. Şimdi Acaristanlı mı? Acaristanlı. 30 yaşın altında mı? 30 yaşın üstünde. Daha epey var. Doğru değil mi? Yani 50 olsa aynen. 30 yaşın çok üstünde. 31 Mayıs diyor. Burada geçerli. Okey. Ağustos diyor. Burada da geçerli. Okey. Azam 72 diyor. Aracı yanlış bir kere. Azam 72 değil. Ağırlığına bakayım hemen. Birazcık şey oldu artık. Oturdu aşinalık. Birçok noktada çok rahat yapabiliyorum. Mükemmel yapıyorum yani neredeyse çoğu şey. Ama şu pasaport evrak rengi tutturamıyorsun. Yani çok fazla renk seçeneği var. Skalası var. 4-5 tane. O zorluyor. Şimdi ne diyecektim? Şurada araç tipi uymuyor. Araç ağırlığında problem yok. Sonrasında plakayı hemen kontrol edelim. SBC 7394 SI. 7394 tamam. Burada da problem yok. Şimdi fotoğrafta bir bakayım. Kendisi mi gerçekten de? Tip kendinin değil. Uymuyor fotoğrafta. Consumento'da herhalde doğru. İki tane balık varıyla, iki tane balık varıyla. Okey. Şimdi hemen aracını da şöyle bakayım. Sonuçta Acaristanlı aradığımız tip de Acaristanlı. O yüzden hızlıca en azından çok yavaş olmamakla beraber geçeyim istiyorum. Muhtemelen bizim aradığımız arkadaş bu değil. Ama yine de ne olur ne olmaz. Tamam şimdi abicim. Fotoğrafta sıkıntı vardı. Lev Korolov. Lev Korolov. Lev, tamam, isim soy isimde de problem var. Bitiş tarihinde sıkıntı yok. Pasaport numarasına bakalım. 7YG9 8ZYD. Tamam orada da sorun yok. Araç ağırlığında sıkıntı yoktu. Bunlar mecbur kontrol edeceğim. Yani başka türlü olmuyor. Yapamıyorsun yani. Bak misal aslına bakarsan uyuyor mu? Uyuyor. Hangi tonla uyuyor? Tam kırmızı değil de böyle şu tona uyuyor aslına bakarsan. Ya da buna bile uyuyor. Gayet de. Ama bunu tıklamak zorundayım yani. Başka türlü olmuyor. Başka türlü bulamıyorum. Aynalarda eksik yok. Araçta da genel olarak bir eksik yok. Tamam. Seni hocam yolluyorum. Reddettim. Hadi. Bak işte kardeşim. Onaya netaport tabi. Birileri gitsin. 17.800 dolar var. Artık neyi geliştirsem bilmiyorum. Bir şey de geliştirmek istemiyorum. Şey başarımı da alamadım. Bütün silahları edin başarımı. Hatta o adamı çağırayım dur. Sole kardeşim sole. Gördüğünüz gibi şu an mükemmel oldu. Lan. Aynı tip lan. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Bu 30 yaşın altında. Bu direkt zaten Consumento'ya giriş yönetmeliğine uymuyor. Consumento diyorum. Gerisine bakacağım. Şu aracı çağırayım. Gün geçti artık. Depoları bakın çok verimli kullanıyorum. Üçünü de. Burası dolu. Şimdi onu çağıracağım da. Aslında şunu da çağırsam fena olmazdı. Bayağı bir malzeme olmuş. Burada ne kadar mahkum var? 3 tane mahkum var sadece. Gün içinde sadece bir tanesini çağırabiliyorsunuz. Fazlası yok. Ona dikkat etmek gerekiyor. Silah alacağım. Unutturmayın. O başarımı alalım bari. Silah başarımını. Grazluk araç doğru. Ağırlık da doğru. Plakaya bakalım. KDB 4523 GU. KDB 4523 GU. Tamam. Plaka da doğru. Consumento'nda ne var hocam? Belki es görürüm umuduyla. Genelde lastiklerde çok kolay çıkıyor S. Aracın da eksik var mı?
Tamponlar, farlar, camlar hepsi okey gibi. Bir sorun gözükmüyor. Konşimentosunda da sorun olan tip bu değil anladığım kadarıyla. Şimdi fotoğrafına bakalım. Fotoğraf yine uymuyor tabi. Sakaldan kaybediyorsun. Pasaport numarası diyor. 31MJW320. Tamam, burada sorun yok. Mayıs geçerlilik tarihinde sıkıntı yok. Ekim diyor. Bunda da sıkıntı var. Bunun tarihi bitmiş. Bitiş tarihi geçmiş. İsim soy isme bakalım. Boguslav Ponomaryov. Burada hata var. Bunda hemen bir tanesini işaretlemeniz yetiyor bu arada. Sallıyorum, iki evrakta hata vardır ama herhangi birini yakaladığınızda direkt tak diye yazmanız yetiyor. Kayıt numarasında sorun yoktu. Araç ağırlığında sorun yoktu. Kaşeyi tekrardan bakacağım. Giriş yönetmeliğini zaten işaretledim. Ay, tutturamıyorum bazen. Bak misal, yani bunu nasıl fark edeceksin abi Allah aşkına ya. Bunda da aynı sorun var. Arabasını inip bakasım da var. Acaba da diyorum da. Dur, konşimentoya bakmadık. Elma sandığı 2, tahıl çuvalı 3, çimento 2, motor varil bir, deterjan da 3. Tamam, çimentoda problem yokmuş artık. Gidebilirsin. Haydi kendine iyi bak. Bay bay. Ayo, Atayo. Siem Tamam, Siom Rahovic. Gelsin sıradaki. Hissediyorum plakada ne olmasa da bir şekilde kaçakçıya denk geleceğiz artık. Zamanı geldi çünkü. Şimdi neler var? Bir bakayım. Alayım hocam. Rahovic. Ulan aynanı da açtın mı? Propšaju od dokumentu. Propšaj od dokument. A ja madro ažne dokumenty, ve što turo ač Aha, partiju. gereken bu ülke Eto için arodni önemli bir danje za mesele. ač Elini çabuk partiju tut. karobotsay. Ama beni geçirir misin lütfen falan demiyor. Şimdi bunu geçirmem gerekiyor mu bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Oo, bayağı yaşı var. 1 Haziran, 21 Haziran. U167, K7, G5. Burada sorun yok. Oğlum ne oluyor? Aynı kişiler, aynı soy isimler üst üste. Boguslav Siergiejev. Siergiejev. Boguslav Siergiejev. Boguslav Siergiejev. Doğru herhalde. Allah'ım beynim yanacak ya. Arabası doğru. Arabada problem yok. Ağırlığına bakalım. Ağırlıkta da problem yok. NMZ 4199 ZX diyor. Tamam, burada da sorun yok. Sürücünün yaşı 51. Şimdi kaç yaşındasın sen? Tam da 51 tutuyorsun ha. Oğlum sen hayırdır lan? Seni bir ultraviyolene tutalım bakalım. Allah Allah, bir boklar var. Bu kadar denk gelemez yani. Ben bu oyunu biliyorsam bir boklar var. İn bakayım aşağı. Ben içeriye de bir bakayım. Hala şey sorunu var bu arada. Tam gözükmeme sorunu. Tavan da temiz. Allah Allah. Yani sallıyorum, hiçbir şekilde es gözükmüyor. Araba gidiyor. İşte koltukta var diyor esasında. O sorun hala devam ediyor. Tavuk var demiş. Tavuk göremedim. Heh, burada tavuk. Tamam, valizinde sıkıntı yok. Fotoğrafı uyuyor mu? Ona bakmadım ben hiç. Karış bana bir bak. Fotoğraf uyuyor. Allah Allah. Hiçbir yerde de problem yok yani. İşin enteresan kısmı. Bakayım. 50'ymiş. Tüh, daha 51 olamamış. Kasım'a falan. Ay, Kasım'a daha var. Boşuna mükemmel şeyi kaçırdım. Neyse, pasaportlar için zaten yapacaktım. Oyunun bu kağıt kısmına geldiğinizde zaten mükemmeli yapmak çok zor yani, gözle. Gözle gördüm, tamam demek çok zor. Şimdi hiçbir problem yok mu lan bu arabanın? Gidebilirsin dediğim de gidersin arkadaşım. Azıcık daha bekle, bakıyorum zaten. Lastiklerde de problem yok. Hiçbir şekilde sorun gözükmüyor o zaman. Adam temiz. Hadi güle güle.
Ay, şeye bakmadım sadece. Umarım oradan yanmadım. Pasaportun ibaresi. Neyse şu vardı, tamam. İçim rahat etti biraz. Ufak bir yorgunluk var üzerimde. 5-6 saattir bilgisayar başındayım. Salak gibi oldum şu anda. İyi. Patlak bir canımız var. Gözlük, şapka, Acaristanlı. 61, daha genç, 20 yaşında zaten. Bir kere buradan kaçıyorsun abicim sen. Miroslav Bondar. Miroslav Bondar, Miroslav Bondar, Miroslav Bondar. Sıkıntı yok. Şunları bir işaretleyelim hemen. 2 valiz, 3 tane sabun. Doğru. Bunda da sıkıntı yok. Ekim 81 diyor. Bu da Temmuz'a kadar diyor. Okey. CTT HN4QQ. Araç doğru. Ağırlığına bakayım hemen. Aracın ağırlığında da sıkıntı yok. MDB5730QZ. Burada da sorun yok. Tabi tampon eksiğimiz var. Bunları işaretleyeyim hemen. Bir tane lastiğimiz inik. Tampon eksiğimiz 2 oldu. Var mı öyle bir aranan tip ya? Böyle bir plakayla da yok. Acaristanlı çok. Kırık cam. Ha bir dakika lan, senin camın da kırık. Olası şüphelilerden her Acaristanlı olabilir zaten. Kardeş bir in ya, in bakayım. Camın kırıkmış senin. Yani böyle bir arabayı da bir şey sokup geçirmeye çalışmak falan biraz acayip. Zaten araçta yer yok. Adam temiz. İki kategoriye uyuyor ama adam temiz gibi. Burada da bir S yok. Neyse yolladım o zaman bunu ya. Başka bir sıkıntısı yok. Yani geri çeviriyorum, yollamıyorum da tabi. Ha bakayım. Son bir. Burada her şey işaretledim. Tamam. Fotoğraf uyuyor. Hadi hadi hadi. Ha şıpka yok. Hadi zaman kaybettirme. Son bir tane kaçakçı gelsin artık ya. Oğlum gir arabana. Bir türlü arabasına binemedi. Oğlum bizim plaka da değil bu. Aslında her bir plakada bu arada nereli olduğunun rengi var yani. Acaristanların bilmem siyah plaka. Albarakların yeşil plakadır. Sallıyorum. Oradan da öğrenilebilir bazı şeyler de. Neyi kaçırmışım misal? Eksik aynı. Olabilir. Abicim artık bir şeyler alın. Elimde o kadar çok ürün var ki. Satarım, ticaretini yaparım falan. Paramı oradan da kazanırım diye. Ya fiyatlar uygun. Ya özellikle para kazanayım, zengin olayımdan değil de. Fiyatlar çok uygun geliyor. Diyorum ki ulan fırsat bu fırsat. Gel bu fiyattan da kaçmaz. Sonra kimse almıyor. Tamam gel abicim sen bir aşağı. Tamam in sen bir. Sen bir in şöyle. Şöyle bir elini ölçün, bileğini ölçün alalım. Hadi canım. Tamam. 5, 4 kişi olmuş daha. 5 bile olamamış. Yuh. Şimdi üzerinde yer var mı? Kısmen var. Bu aracı bir deşmeye başlayalım. Hep bir alkol kaçağı. En ucuz malzemelerden biri. Çakma parayla alkol kaçağı. Kaçak alkol ya. Yani satarken 5 para etmiyor. Teslim ederken deyip satmıyoruz tabi de. Tamam, başka tamponda var mı? Burada net vardır. Nasıl olmaz? Lastik temiz. Bu değil tabi.
Arka tampon da temiz. Bunları da çıkaralım. Şimdi bunu aldık direkt. Bunlarda problem gözükmüyor. Bunları da açmayacağım ibare yok. Ya da olmadan da oluyor muydu? Bildiğim kadarıyla olmuyordu. Boşuna bıçağımın ömrünü harcamayayım diyeceğim de çok götürüyorum zaten. Yani para çok alırım da problem olmaz. Burada bir S. Yok. Burada buldum. Burada da S yok. Üstte de yok. Şurada bir tane gördüm. Şuralarda bakalım. Yanlarda falan oluyor. Bir kere şöyle bir yerde yakaladım ya. Şurada yani. Kapıyı açmadan belli olmuyor. Çok güzel kurnazca gizlenen yerler oluyor bazen. Takdir ediyorum bazen. Helal olsun diyorum. Adam en azından uğraşmış falan. Tamam, başka bir şey yok herhalde ya. Salla. Ah, Haroska Varishu. Tamam, yarın yapılacak çok işimiz var. Son birkaç yıl. Bunları kaçakçılar bitirene kadar zaten hikayenin devamı gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi son bir başarımı alayım. Ondan sonra en azından başarımlar üzerine konuşalım. Burada da bölümü yavaştan bitireyim. Bunları buraya bir yere koy abicim. Baksana ya. Dolup taşıyoruz malzemeyle. Şuradan malzemeci Vlad abim bir gelsin. O keleşi aldım. Keleş elimde var şu anda ama satın almam gerekiyor herhalde başarım almak için. Daha önce zaten diğer silahları almıştım biliyorsunuz. Satın almadan demek ki kabul etmiyor. O yüzden buradan tekrardan mecbur satın alacağım. Keleşi de. Aldım. Diğer silahlardan da var bende zaten. Niye başarımı gelmedi? Geldi de ben mi görmedim acaba? Çok üzülürüm lan. 2000 dolar da kayıp ama parasında da değilim. Şimdi bundan da var. Bundan da var. Ya zaten 5 tür silah var. Her birini aldım. Keskin nişancı var. Tüfek var. Tabanca var. Pompalı var. Makineli tüfek var. Daha ne istiyor anlamadım ki. Herhalde o başarım bana o keleşe elime aldım da verdi. Ama göstermedi, çıkarmadı. Tahminim o yönde. Başka bir seçenek yok çünkü. Mermi de mi almam gerekiyor acaba? Her teçhizat. Onu da deneyeyim. Belki de her silahın her teçhizatını da almam gerekiyordur. Hadi el bombandan da aldım. Başarım yok. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Gideyim yatayım. Oyunu kaydedeyim. Gereksiz malzemeleri de aldım. Semrahavic. 27. gün gördüğünüz gibi oyun hala sonlanmadı. Yaklaşık 30 küsürlerden bitiyordu acaba hikayesi. Bu kaçakçılar çünkü 2 gün daha uğraştırır beni. Ondan sonra artık bir sonraki hikaye çıkar. Ondan sonra muhtemelen başka bir şeyler olur. Yönetmenlikte hiçbir değişiklik yok. Başarımlara gidelim biz en iyisi ya. Şimdi başarım kalın başarımlar bunlar. Toplam kaç başarım almışım? 15 saat oynamışım. 59 başarım, 40 tanesini almışım. Geriye 19 tane başarım var hala. Devrimci başarımı bu gittiğimiz yönde bitirirsek zaten geliyor. Özel ajan KGP dosyalarını bulacağız. Hazine avcısı bulacağız. 3 başarım kolay geldi. 15 tane müdahale bitir diyor. Bunu muhtemelen bir sonraki oynanışımda tekrar oynayıp müdahaleleri tamamlamam gerekecek. 50 adet kaçakçıyı bu sefer yakalayabilir miyiz? Yakalayacağız. Zaten 5 tane listede var. Buradaki bu kaçakçı listede olan kaçakçı. Yani tabelaya gelen oradan yakaladığımız arabayla kaçıp gidenler değil. 200 tane doğru inceleme gerçekleştir diyor. Bunu artık bundan sonra yapamam. Gerçi yapabilirim. Aynen bundan sonra yapabilirim. Mükemmel olanı. Bak keskin bakış 3 bu. 20 tane daha keskin bakış içinde oyunu tekrardan sıfırdan başlatıp deneyeceğim. En baştaki kısımlar biliyorsunuz çok basit oluyor. Sadece isim soy isimden falan gidiyorsunuz çoğunlukta. Çok kolay gelir yani bu başarımda. 80 tane mükemmel yapmışım zaten. Bakın hiçbir yere dokunmadan, hiç bilgi almadan. O kadar artık otomatik oldu. Anavatan koruması karakolda 100 gün geçir diyor.
Bu hikayeyi tamamladığımda aşağı yukarı muhtemelen tahminimce 60'ı falan geçmiş olacağız. Tekrar bir 40 gün için gerçekten above yani. Bu beni çok zorlayacak bir başarım olacak. Yoruyor çünkü. Bütün yol engellerini yok et dediği de yolda gördüğümüz o ağaçlar kesmemiz gerektiğine dair bir başarım. Ama tabii ben bütün yerlerde gezdim. Ona rağmen onları bulamadım. Yani görevi icabı mı denk gelecek artık ya da farklı saatlerde, farklı günlerde, farklı yollarda mı oluyor, tamamen değişiyor mu? Göreceğim. Bu birazcık soru işareti şu anda. Kimse kaçmıyor. 20 adet kaçakçı yakala. Bu arabayla kaçan kaçakçılar. Bu da çok çok zor bir başarım olacak. Çünkü ikinci kere neredeyse oyunu bitiriyorum ve 10 tane kaçakçıyı yakalamışız. Bu demek oluyor ki 3. oynanışımda da bunu bitiremeyeceğim. Belki 4. oynanış yapmam gerekecek bu başarımı alabilmek için. Bu da inanılmaz inanılmaz sıkıcı bir şey demek oluyor. Belki de şey yapmak lazım yani kaçakçıları. Kaçması için fırsat vermek gerekecek arabayla falan. Gelen kaçakçılar bazen oluyor ya, hemen içeri almıyorsun falan, basıp gidiyor. Belki de bunu kazanmak için öyle yapmak gerekecek. Bir de rüşvet durum var. Bundan sonra başlarımda tamamen rüşvet alacağım herkesten. Tabi bunlardan rüşvet aldığın zaman kaçakçılardan kaçmasına da imkan tanımamış oluyorsun bir nevi. Onaylı geçiriyorsun. Bu da ayrı bir zorluk. Burada yine 30 kere rüşvet al var Allah'ım. Yani bu rüşvet işini şu şekilde bir ufak güncelleme getirmeler gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir sorunu olan, abi bak benim arabanın lastiği patlak biliyorum geçirmiyorsunuz ama al şu 50'yi de geçeyim deyip, basit işlerde de rüşvet işi gelmesi lazım tahminimce. Yani böyle yaparlarsa çok kolay olur, öbür türlü 30 rüşvet çok zor abi, çok zor. İflas kolay iş yani, 2 gün üst üste eksideysen iflas ediyorsun. Başlatıp kolayca halledilebilir. 92 bin dolar almışım 100 bin dolardan ki oyunu başladığımda 60 bin dolar başarımla almıştım bugün. İkili ajan yine bu senaryoyu bitirdiğimde gelecek. Bay rahat sever karakolda 20 kere nakliye sipariş et diyor. Bunu her gün yapmaya çalışıyorum. Her gün 200 dolar harcıyorum. 2 kere 500 dolardan o nakliyeyi de çağırdım. Bu da basit alınır. Her türlü silah satın al başarımı gelmedi. Ki her türlü silahı da satın aldım. Burada da bir bug var herhalde anladığım kadarıyla. Muhtemelen kimi başarımlarda öyle buglar var. Onu da düzeltirler umarım. O ağaç kesme gibi. Benim devriyemde olmaz. Karakola yapılan 15 atağı püskürt diyor. Muhtemelen bir kere daha atak yerim. Üçüncü oynayışımda muhtemelen bunu da almış olurum. Ve giriş yapmak için rica eden her yeni gelenin girmesine izin ver diyor. Bunu da artık oyunun sonuna, hikayenin sonuna tekrar bir tane daha belki yetişirse, birisi olacaksa veya iki. Onları da geçirdiğimde bu başarımı da almış olacağım. El bombasıyla düşmanı öldür de bugün mü almışım? Aynen, burada tarih yazıyormuş. Niye tahmin etmeye çalışıyorum? Bak bugün almışım. Saat 1'de, bakın saat 1'den beri yani. Şu an 6 oldu. 5 saattir oynuyorum demek oluyor. Bu bugün değil. 21 Mart. Keskin bakış. 50 doğru inceleme. Bak 12'de başlamışım ben. Belki daha erken de vardır, bilmiyorum. Bu sonra direksiyon, arabayla 100 kilometre yol yap var. Bu başarımı almışım. Ve tabii ki de 300 adet kaçak mal topla. Bunu da bugün almışım. Bir de güvenilir 8 müdahaleyi bitir de bugün gelmiş. Bugün de epey başarım almışım. Neyse dostlar, o zaman videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde artık yarın kısmetse bitiriyor olacağım oyunu hayırlısıyla. Sonra sadece başarımla yapabildiğim kadarıyla, en azından eksikleri tamamlayabildiğim kadarıyla bir bölüm yapacağım. Öyle serüveni tamamlamış olacağım. Hoşça kalın.